Lübnan'da ekonomik krizin boyutları her geçen gün daha kritik seviyelere ulaşıyor. Ülkenin para birimi lira son 2 yıl içerisinde %90 üzerinde değer kaybetti. Bu durum tabii hayatın her alanına yansıyor. En kritik aşamalarından bir tanesi de döviz mevduat hesaplarının dondurulmuş olması. İnsanlar uzun bir süredir döviz hesaplarına ulaşamıyor, mevduat hesaplarına ulaşamıyor. Bu durum tabii ki pek çok trajik olayı beraberinde getiriyor. Ancak arada sırada ilginç şeyler de yaşanmıyor değil. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşandı. Şehrin ticari merkezi Hamra'da silahlı bir kişi kendi parasını bankadan çekmek için banka personelini ve içerideki kişileri, bazı kişileri rehin aldı. Bu işin ilk ilginç kısmı bile değil aslında. Çünkü söz konusu para kendi parası olduğu için cezai işlem süreci de daha farklı işlenmesi bekleniyor. İkinci ilginç kısımsa bu rehin alma işlemi başladıktan hemen sonra bankanın girişinde destek eylemi düzenlenmeye başladı. Çünkü söz konusu kişi, yani Hasan isimli kişi, tek başına bir örneği temsil etmiyor. Ülkedeki pek çok kişi aynı durumda. I give them my money dollar cash. They take my money and close this bank. And they close this bank. I will try every time. I will try every time. Because my family need money. And my brother too need money. And I don't have work. What I do? This man, he do something good. I need makes us like this. Birkaç ay önce yaşanan benzeri bir olayı hatırlayabiliriz. Yine Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde bir kişi elindeki benzinle birlikte bankaya giriyor. Bu bankadan kendi parasını çekmek istiyor ancak kabul edilmiyor. Dolayısıyla bu benzinle de kendini yakmakla tehdit ediyor. En sonunda da söz konusu parayı ya da bu paraya, bu meblağa yakın bir miktarda parayı geri alabiliyor. Aldıktan sonra ise bu parayı doğrudan eşine veriyor ve kendi de polise teslim oluyor. Şimdi teslim olduktan sonra bu olay tabii ki bir hırsızlık vakası olarak değerlendirilemiyor. Çünkü para kendi parası aslında. Sadece bir zor kullanma gibi bazı nedenlerden dolayı cezai işlem uygulanıyor. 1-2 hafta hapiste kaldıktan sonra da serbest bırakılıyor. Tabii ki bu olay geçtiğimiz günlerde Beyrut'ta yaşanan olay. İçin içerisinde silah olması nedeniyle farklı değerlendirilebilir yargısal makamlarda. Ancak yine de bir soygun olarak görülmüyor. Dolayısıyla destek eylemlerinde de pek çok kişi aslında bahsettiğimiz kişinin, yani Basim Şeyh Hasan'ın iyi yaptığını, doğru yaptığını ve kendilerinin de başka çaresi olmadığını söylüyor. Öyle ki Basim El Hasan her ne kadar olayın sonunda gözaltına alınmış olsa da yaklaşık 200 bin dolarlık hesabından 30 bin doları çekmeyi başarabildi. Dolayısıyla bu gibi sonuçlanan örnekler belki de ileride daha farklı eylemlerinde neden olabilecek diyebiliriz.